basın sektörü Türkiye'de belki şu anda ilk konuşmacıların tabularını yıkan bir giriş yapmak istiyorum. Yalan bir dünyanın içerisindeyiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Koca bir yalan dünyasının içerisindeyiz. Neden? Çünkü bulunduğumuz coğrafya bu yalan dünyayı bize bir yerde konumlandırma fırsatı veriyor. Ama o konumlandırmada acaba nerede duracağız? Biz hangi alanda kendimizi medyada bir yere konumlandıracağız, orada içselleştireceğiz? İşte burada sizin tercihleriniz ön plana çıkıyor. Türkiye'de özellikle 80 öncesi medyayla 80 sonrası medya arasında bir uçurum var. Neden? Bir ahlaki dezonformasyon dediğimiz basın sektörüne inanılmaz yansıyan bir realite var. Bu nedir? Daha önce, yani 80'den önce Türkiye'deki basın yayın dediğimiz kurumları yöneten kişiler gazeteciydiler. Nedir bu? Yani bir mecrayı üretirken onun sahibi olan kişiler bakış açısı gazetecilikti. O yayına gazeteci bakış açısıyla, objektifliğiyle bakıyordu. Ancak 80'li yıllardan sonra işte ekonomik faktörler, dış politikamız, ekonomi politikamız ve o dışa açılım dediğimiz, tüketim toplumu dediğimiz hani bir gerçek var ya, hep konuşuyorum. İşte bu basının içerisine de girdi ve her şeyi çok çabuk tüketen, her şeyi çok çabuk yer, yutan ve hazmetmeden, sindirmeden bir başka güne başlayan bir topluma dönüştük işte 80'den sonra. Bunda siyasi birçok, tabii siyasi sebepler var bunun altında yatan. Ancak bu gazeteci olmayan kişilerin sonrasında aynı zamanda şirketleri yönetirken bir şirket gibi gördükleri o basın yayın kurumlarını, işte atıyorum bugün Türkiye'de önde giden bir Doğan grubu ya da işte bir Turkuaz grubu, işte hangisini baz alırsanız baz alın, işin içerisine gazeteciliğin dışında faktörler kattılar. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü vesaire vesaire vesaire. Bu ne oldu? O zaman gazeteciliğin o kendi duruşu, o objektifliği yerini ticari bir bakış açısına bıraktı. Bence burada sizler tercihlerinizi yaparken kendinizi nerede konumlandırdınız? Sizin nasıl bir hedef kitleye ulaşmak istediğiniz, bu sorunun cevabını vermek zorundasınız şu anda. Çünkü bu tercihimiz size zaman kazanmanız yönünde çok büyük bir ipucu verecek. Aksi takdirde eğer siz alanın içerisine girip kendinize o alanda yer bulmak isterseniz büyük bir zaman kaybedeceksiniz ve boşuna geçen yıllarınıza heba etmiş olacaksınız. Bugünden itibaren bence kendine şunu sorun. Ben medya denen bu dünyanın neresinde yer alacağım? Ve karakterim benim bu mecranın neresine daha yatkın? Benim dünya görüşüm, benim yaşama dair bakış açım, her şey bunun içerisine giriyor. Bu sorunun cevabını verdiğinizde size o yol haritası önünüze serilecek. Ve o yol haritası serildiği zaman belki kendinizi bir yarın öbür gün bir mecranın yöneticisi olacaksınız. Belki o mecrayı siz kuracaksınız. Veyahut da kurulmuş bir mecranın içerisinde kendinize bir yer edineceksiniz. 16 yıl önceye baktığım zaman şu anda 154 ay boyunca Bahçeşehir, Beylikdüzü, Avcılar, 3. bölge dediğimiz yerde aktif. Aynı zamanda yelpazeistanbul.com web sitemizde son 10 yıldır aylık yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay mı oldu? Kesinlikle çok zor oldu. Çok büyük inişler çıkışlar oldu. Hep bedeller ödedik, hala ödüyoruz. İşte onun için söylüyorum, siz neresinden tutunacaksınız ve ne bedeller ödeyebilirsiniz? Çünkü eğer bir kurumda çalışıyorsanız asla sizin gazeteciliğiniz sadece sizin objektif bakışınızla belirlenmiyor. Oradaki patronunuzun, o mecranın alandaki, ticari alanındaki kazanımları sizin gazeteciliğinizdeki kaleminize, düşüncenize yansıyor. Bunu inkar edemeyiz. Kesinlikle Türkiye'de basın özgür değil. Hani deriz ya, tarafsız basın, objektif basın. Öyle bir şey yok. Çünkü tarafsızlık diye bir şey aslında gazetecilikte olamaz. Gazeteci bir taraftır. Gazeteci doğrunun tarafındadır. Okuyucunun tarafındadır, halkın tarafındadır. Ama her şey, toplum içerisinde yaşanan her şey, realite
ne yazık ki toplumun yanında olmadığı için o çelişkiyi, bakın o çelişkiyi siz nasıl objektiflenebilirsiniz? Ya kaleminizi farklı cümlelerle süslemek zorundasınız ya da hayır, burada bir olumsuzluk var ve ben burada bu tavrımla bunu sunmak zorundayım. E tamam, idealist bir gençsin, güzel bunu yap. Ama bunu toplum ödüllendiriyor mu? Hayır. Türkiye'de ne yazık ki bazı istatistikler vereceğim bu gerçeklerle ilgili. Neden toplum gerçek kalemlerin peşinden gitmiyor? Çünkü toplum okumuyor arkadaşlar. Bakın Japonya, İsviçre ve İngiltere'de toplam üretilen kitap ve mecmualar, mecraların, yayınların %20 ile 30 arasında tüketimi var nüfus oranıyla ortalama. Türkiye'de bu oran ne biliyor musunuz? 10.000'de 2 arkadaşlar. Türkiye'de toplam günlük çıkan mecra, basılı mecra 4.5 milyon. Hani o hürriyetler, sözler okuyoruz ya. 4.5 milyon ve bunun 2 milyonu, hatta 2.5 milyonu spor gazetesi. Arkadaşlar, 18'e aşmış 52 milyon seçmeni olan bir ülkede siz böyle bir toplumun doğru karar verebileceğine inanabiliyor musunuz? Çünkü bakın, biz dedi ya size, yalan bir dünyanın içerisindeyiz. Tüm ya bulunduğunuz şu anki bu sektör bir koca yalanın içerisine yer edeceğiz. Ve hedef kitlere yer edeceğiz. O hedef kitlemize göre de yaklaşım yapacağız. İletişimci mi olacağız? İşte az önce çok güzel bir sunumla aktardım. Bu bir tercih. Ama gazeteci olmak apayrı bir tercih. Çünkü Uğur Mumcu artık yok. Uğur Mumcu yok. Türkiye'de Uğur Mumcular yok artık. Belki olmak isteyenler var. Belki arkasında durursa çok özel güçler var ama ne yazık ki o dayanışma ruhu yok ve kendilerine mecralarda yer edilemiyorlar. Bugün isim de verebilirim. İşte Hürriyet, Çınarı dediniz biz Türk basını. Bugün Hürriyet bile artık bazı yayınları yaparken eleme zorunda kalıyor. Haber doğru olsa bile o haberin içerisinden hangi haberi alayım da oraya koyayım, birilerini incitmeyeyim, hangi haberi yayınlarsam yarın benim şirketime vergi memuruna gelir korkusuyla yaşıyor. Diyebilirsiniz ki bu bugünün sorunu değildi. Katılırım size. Evet, bu bugünün sorunu değildi. Ama Türkiye'de arkadaşlar basını ve medyayı siyaset yönetiyor. Siyasetten kurtulamamış bir toplum o bilince ne kadar sahip olursa olsun sadece lakırdığında kalır. Lafı güzel olur. Başka hiçbir şey olmaz. O yüzden Türkiye'de siyaseti aşmış bir toplum o kalitesi oluşmadığı sürece üzülerek söyleyeyim, bulunduğunuz sektör çok da iç açıcı bir sektör değil. Ancak bu da biraz konuşulanlar gerçek hayat. Umarım faydalanmışsınızdır. Sınavda soracağız. Epizot yok, şaka değil. Sınavda görürsünüz, şaka mı diyeyim. Evet, tabii bu kısmı şaka. Kafanız karıştı mı? Karışsın. Ben konuklarıma bir de plaketle teşekkür etmek istiyorum.